Nasıl ben aradım? Senin kız nerede? Senin karın nerede? Sana ne? Benim kız... Ona hayatta, hayatta ona ne karıştırıyor? Benim kızına karışacaksın ya, kendi kızına karış bakayım. Bak ben her şeyi konuştum. Yani ne diyorsun Mustafa? İş karıştırıyor dedi ama başka bir şey bak, değil. Nereye gitti gördün mü? Ben gitmem. Gidiyor. Ben burada ben oturuyorum ben burada. Ha. Açıklayayım mı bunların hepsini burada? Açıkla. Ne açıklayacaksın? Boşanmışım karımdan, gitmiş evlenmiş. Sana ne benim karımdan? Doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Peki doğru söylüyorum. Mustafa ile konuşmuşsun. Mustafa seni tehdit etti mi? Evet. Ne dedi? Hanım, oraya gelirsem çalıştığın yeri de biliyorum dedi. Oturduğun yeri de biliyorum kaybederim dedi. Yani jandarmaya gideceğini ya da gitme niyeti olduğunu öğrendikten sonra mı bunu yaptı? Gitme mi diyor jandarmaya? Evet. Gideceğim yani dedim, ortalığı karıştırma dedi. Karıştırma ortalığı diyor. Ne demek Mustafa? Bak. Bilmem ben ne ortalığı karıştıracağız ama açıklasın ha ortalık neyse. Ne demek öyle söyledi. Nasıl ortalığıysa açıklasın ha. İkiniz de evde kaybeder gelirim dedi. Yani ikiniz evinde biliyorsun, iş yerinde biliyorsun dedi. Başka hiçbir şey değil. Ölümle tehdit etti. Ölümle tehdit etti. Ya biz onun için de biz Isparta'ya gidecektik. Isparta'ya falan gitmekten vazgeçtik. Antalya'ya başladık. Videoları gösterdin mi Didem Hanım'a? O videolar attığım videolar işte. Gösterdin mi Didem Hanım'a videoları? Senin videonu da attım. Tehdit ettin işte. O videolarla tehdit ettin işte. Ben mi ettim? Sen ettin. Ne diye ettin? Orada yazışmaları vardır. Yazışmaları çektiler. O fotoğrafları çektiler. Çektiler mi? Bir dakika lütfen onu ben açıklayayım izleyicilerim. Ben siz açıklıyorsam siz de açıklayın. Bir dakika. Süleyman'ın... Ne açıklayayım sen? Sen açıklayın. Benim suçlu çıkarın beni. Aynen. Nerede o zaman kız? Bana bir sorarlar o gün bir... Sen niye sormadın şimdi ya da? Ben çok sordum ona. Sormuşsun. Çok sordum ona. Oyun oynamışsın kahvede. Göbek atmışsın. Cebimde param varmış oynadım ona. Hmm. Zengin adamım ben. Holdingim ben. O kadar oynayacak arar abi. Ne biliyorsun aramadığımızı? Nerede aradın? Düğün ayı için. Bana soracaksın aradınız mı aramadınız mı? Bana soracaksın. Bana soracaksın onu. Abana soracağım onu. Ben geldim de bile hiç adını bile anlamıyorum. Abana soracağım yani. Onu. Abana. Ben geldim de bile hiç adını anlamıyorum. Bilmediğim işler ne diyor? Abana soracaktım onu. Sen niye sormuyorsun? Ben çok sordum ona. Ne sordum? Çok sordum ben ona. Benim bildiğim bir şey varsa açıklasın. Kendi bildiğim bir şey varsa açıklasın burada. Nerede ya kızın? Kendine soracaksın, bana sormayacaksın. Kendi kaybetti kızı. Kendi abana kaybetti kızı. Sana soruyorum. Sen birileriyle, sizin köylülerle o kaybetti. Niye aramadın o zaman? Kim hamile bile aramadı mı? Ne bile aramadı mı? Beni niye tehdit ettin o zaman? Abana sor demedin. Sen tehdit edecek adam mısın? Böyle cakcak konuşuyorsun ya. Tehdit edecek adam mısın sen? He? Niye o zaman böyle tehdit etme böyle konuşamadın sen madem? He? Niye sen ne uğraştın? Kapadı verdim telefonu. Sonra niye kapattın? Korktun mu benden öldürecek beni diye? Korkmadım. Niye kapattın madem? Gittim karakola. Giden ha. Gittim tabii. Abana madem bizi tehdit ettin. Tehdit ettin dilekçesi verle oraya. Verdi geçtiniz konuştuk zaten. Tamam. Gelsinler benim yanıma. Gelecekler merak etme, gelecekler. Burnumu bağlaya gelecekler. Psikolojinin dersini çıkaracağım bak. Bir dakika. Süleyman, Fatma. Mustafa önce Fatma'nın erkeklerle görüşmesiyle ilgili detaylarla ilgili bilgiler topluyor. Onu da söyleyelim. Arkasından da Süleyman'ın bazı kadınlarla olan görüşmelerindeki müstehcen görüntülerini eğer gidip bu olayı araştırılması için jandarmaya giderseniz ben de bunları ortaya çıkartacağım. Kızı yani Şükür'ün başına ne geldiğiyle ilgili jandarmaya gidip başvurmayın diye tehdit etmiş. Bunu yaptın mı Mustafa? Doğrudur abi. Doğrudur. Tehdit dedi ben. Bunlar ortalığa ya köyüne daya yarın dedi. Şey adı değil. Varsa yarışmalar var diye çıkarsın yarışmalar. Yani korkutmak ve sindirmek istedi sizi. Ama siz gittiniz. Biz gittik. Kayıp başvurusunda bulundunuz. Kızının öldürüldü. Söylemedik. Gittiğimizde söylemedik dedi ama. Söylemediniz. Söylemedik. Gittik. Fakat Mustafa sen gidip bir kayıp başvurusunda bulunmuyorsun. Bulunmadım. Sadece kayıp başvurusunun bulunuyor dedi var mı? Bizden duyduktan sonra bulunuyor. Ama annesiyle konuşuyordu diye bulunuyor. Tabii. Yani 3 senedir ve 3,5 senedir kayıp diye başvuruyor. Ben savcıya gittim. Yani çocuklardan gidiyor. Ben kayıp başvurusu için gitmedim. 3,5 senedir, yani 3,5 senedir kayıpmış. Kayıp başvurusu için gitmiyor. Gidiyor savcı bak kendisi de söylüyor. Gidiyor diyor ki benim eşim beni aldattı bilmem ne yaptı onu yaptı. Onların üstünden çocuğun üstünden bana tehdit ediyor dedim. Olanlarla konuştun. Hani öğrettin ya. Onların için gittim. O çocukların da ifadesi orada. Sıkıntı yok. Şimdi ama kayıp başvurusunda bulunmadım. Ben yalan konuşmadım. Oğuzhan niye aradı beni ya? Anne biz jandarmaya gittik. Böyle biz 3,5 senedir kayıp diye niye beni öğretmeye çalıştı çocuk? Ben yanımda mı dedi o kelimeyi? Evet, yok he? Benim yanımda dedi. İkiniz devamlı aynı Tahsin'le konuşmuyor dediği gibi aynı o çocukla da konuştun. Onların hepsini de ben, hepsini de çıkarayım onlara, sıkıntı yok. Sen çıkarsın, sen devletten şeysin ya. Ben uyanık adamım. Ya, sen senin gibi saf değilim ben, uyanık adamım evet, ben gibi saf değilsin canım aynen. Ben uyanık adamım ben. Şimdi oğlunuzla yaptığımız röportajı bir kez daha ekranlara getireceğim. Bir bölümünü verememiştik. Tahsin annesinin dediklerini doğruluyor. Diyor ki benim annem o gün diyor babam da oradaydı, kız kardeşim de oradaydı. Arabayı beraber yükledik fakat ertesi gün benim kardeşim ortalıklarda yoktu diyor. Önce ekranlara gelsin, sonra babasıyla yaptığı telefon görüşmesine. Çok ilginç bir telefon görüşmesi. Tanıklık edeceksiniz. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de de yayınlayacağım. Ama önce birinci röportaj gelsin lütfen. Sen de niye buldurmadın bana? Bana iftira atak abi, karşında bir ispatlaman lazım. Ben buradayım. Suçluysam cezamı çekerim. Şükür kaç senedir kayıp? 10 senedir diyor olan Van günde. Ne zaman kayboldu? Biz Isparta'ya giderken kayboldu. Van'ı hastaneye götürdü işte. O zaman da beri kayboldu. Babanız hastaneye götürecekti. O zaman geldi işte, evde yok dedi o ablam. Ne diye bağırdı? Ablam sordu işte nerede diye. Biz de bilmiyoruz dedik. Ondan sonra annem dışarı çıktı, aramaya çıktı. Van netti onu bilmiyorum. Siz neredeydiniz o bağırdığı esnada? Yatıyordum ben işte. O bağırınca uyandım ben. Kardeşim hepsi annem. Öteki odada kalmazdık. Bir oda da vardı. Babam öyle demiş ya, ikinci oda vardı, orada yatıyorlardı, ben geldiğimde yatıyorlardı. Bir odada kalırdık, televizyon olduğu yerde. Tek tarafa yatmazdık biz, yer olmadığı için. Malzemeyi ayarladık, kamyonu yükledik yavaş yavaş. Kim vardı orada? Annem vardı, kardeşlerim vardı. Babanız? O da vardı. Babam çalışmıyordu o zamanlar, Isparta'da. Ertesi gün yükledik, erkenden çıktık gittik. O zaman aracı yükledik işte, gittik. Eşyaları yükledik gittik. Eşya bir gün önceden yüklü değil miydi? Kalan eşyaları yükledik. Ne vardı hatırlıyor musunuz? Döşlük vardı işte. Aile üyelerinden kimler vardı gittiğiniz kamyonda? Ablam yoktu. Hepsi vardı. Bana isimlerini söyleyebilir misin? Yasin vardı, Oğuzhan vardı, annem vardı, babam vardı. Ki siz sormadınız mı ablam yok nereye gidiyoruz? Yemedik, konuşamadık. Annem konuşuyordu, biz diyemedik. Babanızdan çekindiğiniz için mi? Korktuğumuz için. Niye korkuyordunuz? Kızar diye korkuyorduk, azarlar diye. Siz aile evinde yaşıyormuşsunuz. Ne kadar süre orada yaşadınız? Oğuzhan kaç yaşındaydı? Siz dağda... Daha bebekti daha, çocuktu daha. Daha bebekti o zaman. Annemin kucağında da. Hayvanları kim otlatıyordu? Biz ablamla biz otlatıyorduk. Ya. Babanız? O otlatmazdı. O ne yapıyordu? Yatıyordu. Kahveye giderdi. Yazın daha koyuna giderdik. Kışın okula giderdik. Endirirdi koyunları. 2 sene daha da kaldık. Köye inmezdik. Bu 2 sene içerisinde babanız da sizinle kalır mıydı? Kalırdı. Akşamdan gelirdi, sabah giderdi. Akşam kaçta geleceği belli olmazdı. Babanızın borçları var mıydı o dönem? Borçlu vardı. Borçlu çoktu. Banka borçları hep. Ondan işte Isparta'ya kaçtık. Babam yapamadı, çalışamadı. Isparta'ya, köye kaçtı geldi. Peki Isparta'dayken ne iş yapıyordu hatırlıyor musun? İnşaat bekçisi gibiydi. İnşaat bekçisiydi. Sizin yanınızda kalıyor muydu yoksa inşaatta mı? İnşaatta kalıyordu. Size çok da bir faydası yoktu? Yoktu. Kahveden eve. Pazar ağacında annem görürdü. Siz biraz büyüdünüz. Sormaya başladınız mı ablam nerede? Soruyorduk, kızıyordu. Kime soruyordunuz? Babama soruyorduk. Ne diye kızıyordu size? Geçiştiriyordu işte. Aileniz ne demeye başladı onlara? Everdik diyordu, Isparta'da everdik diyorlardı. Hoca vardı diyordu. Siz ona bunu sorduğunuzda anneniz ağlar mıydı? Ağlardı. Babanız annenize şiddet uygular mıydı? Babam askerde oldu ama. Kafasına vurmuş askerde. Telefonu düşürmüş, telefonu kırmış. Ablanız Şükür Türkan kaybolduktan sonra annenizle hiçbir telefon konuşmasına şahit oldunuz mu? Yok, hiç olmadı. Annem hiç konuşmazdı onunla. Numarası yok ki, nasıl konuşsun? Peki kardeşleriniz böyle bir konuşmaya şahit olmuş mudur? Yok. Onlar sandım, onlar hep babamın şeylerini konuşuyorlar, yalanını konuşuyorlar. Babam anlatıyor onlara, öyle söyleyin diye, öyle diyor onlar. Babanızın doğru söylemediğini düşünüyorsun. Evet. Anlatacağım. Bak çocuğun yönlendirildiğinden nereden belli? Babam orada konuşuyor, değiyor ya diye. Ayrı odalarda kalıyor diye. Aynı odada bak orada yönlendirildiği nasıl belli çocuğun? Ama şunu da söylüyor Tahsin. Küçük çocuklara işte öğretmişsin. Demişsin ki işte anneniz... Öğretmişsin de onu öğretememiş miyim? O askerde ama. Askerde telefonla konuşamam mı? Tutmadı kendi telefonumdan konuşmasam başkasının telefonundan yine konuşurum. Tamam. Niye yapamadın ya? Ama şimdi, tutmadı. Seninki tutturacağım ben sana. Esas şeyini biraz sonra izleyeceğim. Aynen. Daha ses kayıtları var elimde. Onları da yarın vereceğim. Ha, onlarla kendini kandır. Başka bir şey yapamam. Onlarla kandır. Ben hepsini ortaya at. Ben gelme, ben istemiyorum. İşitmiyorum. Şimdi biraz sonra göreceksin sen. Aynen. Oğlum lan oğlum konuştu lan oğlum lan. Oğlumla mı yalan söyleyecek lan? Götürmüşsün şimdi, işte Isparta'ya götürmüşsün. Şimdi yalanı kim konuşuyor? Hastaneye götürmüşsün. Tamam, götürdüysen bulun oğlum lan. Ha bak bulun diyorsun. Götürdüysen bulun lan. Bulun. Şimdi yalanı sanki kim konuşuyor göreceğiz şimdi. Sen kaybetmişsin bize bulun diyorsun. Tamam, ben kaybettiysem bulun oğlum. Bulun lan. Sen niye bulmuyorsun? Böyle bir yalan atıyorsunuz ya, iftira atıyorsunuz ya. Ne yapıyorsun lan kız? Ona aban çıkaracak, abana diye çıkar diye. Sen niye çıkarmadın? Sen niye götürmüşsün? Sen niye abana diye, abana. Şimdi adam. Abla kız nerede deyin, dedemedin mi? Soruyorum hep. Gelin ettik, düğün ettik diyorsun. Tamam, biz de diyoruz gelin ettik, düğün ettik diye. Ben de diyorum gelin ettik, düğün ettik diye. Şimdi niye adam niye sormadın bundan o zaman? He? Şimdi niye adam niye aramadın? Ya bak, benim psikolojim bozmuş çocuk bak. Abana de, bu bankta aynı burada bana yüklendi ya. Sen de abana yüklenmedin, beni mi savunuyorsunuz burada? Abanı mı savunmaya geldin buraya ha? Beni mi suçlamaya geldiniz lan? He? Hayır, oğlum ne diyor? Babam götürdü hastaneye. Tamam, ben onun her dediğine kabulüm. Esas şimdi biraz sonra göreceksin konuşmayı sen. Esas biraz sonra konuşacaksın. Ses kaydını hepsini aldım. İmzaladık. Biraz sonra çıkacak. Kim yalan konuşuyor burada? Aynen. Aban nasıl öğrettiğini, bu babanı nasıl yönlendirdiğini göstereceğim ben size şimdi. Başka telefon var.